zihin sağlığıyla ilgili en önemli problemimiz inanç meselesi bu devirde. İnançlar. İnançlar derken de tabii hemen insan bir dini inanca doğru gidiyor. Öyle bir şey değil. Genel olarak konsept, bağlam olarak inanç dediğimiz şey. Şimdi o kadar karmaşık bir dünyadayız ki ve gittikçe kendi elimizle karmaşıklaştırdığımız bir dünya içerisine o kadar çok giriyoruz ki bu hayata tutarlı bir anlam verebilmek için bir sürü şeyi varsaymak zorundayız. Ve bunların çoğunu da üzerinde düşünmediğimizde varsayım olduğunu unutup bilgi zannediyoruz. Yani deneyim zannediyoruz onları. Ve bunlar aslında inançlar olarak zihnimize bir şekilde yerleşiyor. Ve bu inançlar bir süre sonra bizi oluşturmaya başlıyor. Yani bizim bütün tavrımıza, davranışımıza vesaire sirayet ediyor. Hangi durumda hangi duyguları ortaya çıkaracağımız, demin senin işte o yakaladığın yer gibi, neye nasıl tepki vereceğimiz, neyle ilgilenip neyle ilgilenmeyeceğimiz aslında büyük oranda inançlar belirliyor. Şimdi Gerçeklik çok karmaşık. Tekrar edeyim. Bu gerçekliğin bütününe hakim olma şansımız hiçbir zaman muhtemelen olmayacak. Donelerimiz var. Yani birebir deneyimlediğimiz çok az şey var. 100 senede yaşamış olsan şu dünyada çok az şey deneyimlemiş oluyorsun. Bunları böyle şey gibi düşün. Bir bir, bir bina, bir platform yapacağım. Platformun sırıkları var. Tamam mı? Şimdi o sırıklar üzerine yürüyemeyeceğine göre buraya bir tane sunta atman, bir beton zemin bir şey döşemen lazım. İşte o zan. O inanç. O beton zemin şeylere dayanıyor, senin e, e, varlığını yatsıyamayacağın kişiler tecrübelerin tarafından da destekleniyor. Onlara dokunduğu yerler var ama aradaki boşlukların üzerine beton bir zeminle ya da işte bir ne bileyim bir sunta bir şeyle kapatıyorsun. Şimdi zanlar ve inançlar bize kesintisiz bir zemin sunuyor ve bu kesintisiz zemin aynen biraz önce balkon sohbetinde geyini yaptığımız gibi. Yani kolonları falan kesilirse bir deprem olursa bilmem ne. Büyük paniğe sebep olacak bir sarsıntıya sebep oluyor. Yani sen çünkü oraya ayağını basıyorsun. Ve ayağını bastığın yer sallandığında ise ciddi paniğe kapılırsın. Bu normal. Her e, insanda atavi olarak var olan bir refleks bu. İnançları sarsan şeyler korkutucudur. Ve bu korkutuculuğa mukabil. Eğer birkaç kere mesela hafif deprem geçirmişsen bu anlamda, düşünsel deprem, yerin dibine batmadığını, ölmediğini, o kırılan yerlere yeni deneyimler inşa ederek zeminini çok daha sağlamlaştırabilme fırsatı yakaladığını deneyimlemişsen fikrini, daha doğrusu inançlarını deneyimle dönüştürme meselesi bir tutku halini alabiliyor insanlar ve bu her zaman iyiye doğru bir gidişe sebep oluyor. Çünkü dünya ile ilgili algı çözünürlüğün artıyor, bilgeliğin artıyor, görgün artıyor farklı alternatifleri kabul edebilme ya da onları onlarla bir şekilde zihinsel eşlik kurabilme yeteneğinde bir artış oluyor. E bütün bunlar deneyimleyen bir insan için baldan tatlı, yemeye doyulmaz bir şey olunca da bunu ikram edesin geliyor. Yani i̇nsanlara anlatasın geliyor. Fakat sözün ulaştığı insanların büyük bir kısmı ya bu zemin sarsısını hiç yaşamamış ya da başkalarına inşa ettikleri zeminler üzerinden çeşitli faydalar sağlayan insanlar olunca yani onlara sen hiç merak etme konu budur sen burada gezin takıl bak burada emniyettesin aman dışarı çıkma gözünü seveyim diye bir takım gruplar oluşturan bunlardan çeşitli menfaatler maddi manevi devşiren insanlar olunca büyük bir reaksiyon alıyorsun. Şimdi normal insanınki zemini sallandığı için anlaşılır ama öbürününki kötücül. Öbürü mesela bir şeyin bekçiliğini yapıyor anlatabiliyor muyum? Bir yerden bir rant devşiriyor ve o konuda çok sinir oluyorsanız zaten Binlerce yıldır bu konularda konuşan insanlar, peygamberler, veliler, azizler, onlar bunlar dahil olmak üzere hepsinin problem yaşamasının sebebi o hani insanlara bu inançlara hakim olan kısımlardır. Bugün Mesela herkes kendi dönemini özel görür ya, bende de öyle bir tandans var. Büyük bir aslında inançlar ve zanlar açısından dönüşüm döneminde olduğumuzu zannediyorum. Çünkü daha önce de konuştuk, söz artık hiç olmadığı kadar hazır insana ulaşıyor. Ne demek istiyorum? Daha evvelki bir bölümde bahsettik. Bu video bütün dünyaya gidiyor. Ama güzelliği şu. Dünyanın mesela çok uzak bir yerindeki bir insan bu videoyu şimdi izliyor ama belki çok yakınımızda bir insan 10 sene sonra izleyecek. Çünkü 10 sene sonra hazır olacak. Ve bu söz hiç olmadığı kadar hazır insana tam zamanında olacak. Şimdi değil. Tam zamanında onlar için. Ve bu çok ciddi dönüştürücü bir etki demek. Bunun sorgulanmaya başladığı bir yer işte o senin dediğin başlığı gerekli kılıyor. Yani zihin, sağlığı her şeyden önemli zihnin gerçek bir deneyimsel tutarlılığa sahip olması. Mesela bilim çok güzel gözüküyor. Bilim bilgi, teknoloji çağında falanız diye bilimin her şeyi halledebileceğini düşünüyoruz ama bilimsel bilgi o kadar az ki üzerine inançla böyle beton beton kapladığımızı fark etmiyoruz. En keskin inançlar mesela aşırı bu bilim perest kafayla bakanlar oluyoruz. Onlarla tartışması çok zor. Mesela spiritüel bir konudur, bilmem nedir, böyle biraz aşkın bir deneyimdir. Böyle bir şey onların gündemine hiç sokamazsın. Beton gibidir orası çünkü. Aynen bir kesin inançlı aynen bir kesin inançlı dindarın yaşadığı gibi ya. Yani. O da böyle hiç efendim maddi bir etkileşim, ne bileyim işte bir evrim konusunu anlatırken neler çektiğimizi biliyorsun. O orada da oraya penetre olamıyorsun. Çünkü o inançlar kapatmış. Şimdi mesela benim zihin sağlığı konusunda, zihnin iyi çalışması konusunda, daha iyi haline dönüştürülmesi konusunda. En önemli önerim küçük küçük yani kertik kertik kenarından betonları acık kıracaksın yani. Acık kıracaksın altında ne var bakacaksın. Bunun altında kolon yok abi. Bu boşta duruyor diyeceksin. Oraya yerleştireceğin deneyimsel kolonu yaşayacaksın. O boşluğu göreceksin ama zanlarını kırmadan altının boşluğunu göremiyorsun. Orayı böyle sert bir zemin zannediyorsun. Dünya zannediyorsun orayı. Değil. Havada duruyor. Ve o havada durma ezberi bizim işimizi kolaylaştıran bir şey. İşte bellek o